Demek saksafon çalıyorsun. Çalıyorum ya. Çalıyorum tabii. Sen dinlemedin ama ben çok ya, müthiş çalarım yani. Halı kuşağım. Ha buna bir bak daha. Ha burasında bir hata vardır sanki. Merhaba. Merhaba. Aman Allah. Bu gözler neler görüyor ya. Ercüment uşağım. Buyurun İsmail Beyciğim. Buyurun buradayım efendim. Ya uşağım. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Yoksa ben halüsinasyon mu görüyorum? Ne hani saunadan çıktım ya. Efendim ne halü ne losyon efendim. Merlin Monroe ölmemiş ya. Gerçek bu ya. İsmail Bey ben bunları kontrol edeyim. Söyle. Hadi uşağım hadi. Bak Remzi'ciğim. Şimdi gelinlerin yaptığı yemekleri kaynanalar puanlayacaklar. Anladım sultanım. Aa bak bak kaynanaya bak. Kendi gelinine düşük puan verdi gördün mü? Allah gelin çok sinirlendi ortalık karışacak desene. Yok karışmaz. Fatih çok güzel idare ediyor o programı var ya. Şahane bir sunucu şahane. Evet ya gerçekten güzel bir program. Biz Hatice ile bunun tekrarlarını seyrediyoruz durmadan. Sen Hatice'nin katıldığı programı seyrettin mi acaba? Yok sultanım ben ilk kez seyrediyorum bu programı. Aha. Dur ben sana internetten bulup seyrettireyim. O kadar komik ki ne güldük ne güldük. Dur çok bayıl neler yaptı orada Hatice bir görsen neler. Fatih Bey bir şarkı söyleyin de kurtlarımızı dökelim ayol. Ne böyle cenaze evine gelmiş gibiyiz. Çöpümü buraya atsam ne olur ki? Bak küçük kardeş, sana şöyle anlatayım. Bu pet şişe 400 yılda yok oluyor. Sen çevreye verdiğin zararın farkında mısın? Kırdırma kafanı. Al o pet şişeyi yerden. Abi öyle laf yok burada ya. Doğaçlama yaptım Halil'ciğim. Hüseyin ya olur mu öyle şey ya? Önce oyuna hakim olalım ya. Şu repliklerini ezberle artık ya. Doğru. Senin adın ne bakayım? Benim adım Fırat. Şükrü abi sesini biraz daha kalınlaştırsana böyle. Tabii Halil'ciğim. Senin adın ne bakayım? İşte bu. Harika abi. Süper. Lafımızı unutursak ne olur? Ya şimdi yalan. Lafımızı unutursak ne olur diyor ya. Abi bir kelimem var zaten. Kesme beni diyeceksin. Unutmazsın herhalde. Unutmam da ya unutursam? Abi merak etme. Zaten unutursan arkadaşlar sana kenardan sufle verecek. Sufle mi? Sufle yani kenardan laflarını sana biri hatırlatacak. Sufleyi ben buldum. Anlatayım isterseniz. Hayır baba biz şimdi oyunumuza bakalım. Daha sonra. Ya abicim siz ne komik bir adammışsınız ya. Yani keşke daha önce tanışsaymışsınız. Ben çok sevdim sizi. Eyvallah Uç. Keşke daha önce tanışsaydık ama... Hani geç buldum. Erken kaybetmeyi de pek düşünmüyorum açıkçası. Şey diyeceğim bir gün bir yemek yiyelim sizi nişanlımla da tanıştırayım. Yalnız şu sizi bizi bir kaldırsak artık ya. Sen benim kardeşim sayılırsın. Ben de senin abin sayılırım. Hani ne zaman istersen bir telefon aç bana. Koşar gelirim. Eyvallah sağ olasın. Sen de sağ ol. Kısaca kendisine ihtiyaç halinde cama kırınız Gece Bey derler. Pek kısa olmadı Emine abla ama neyse. Neyse. Gönül Hanım'ın da kulaklarını çınlatalım. Bunu Gönül abla duymasın bence. Bence de. Meltem Hanım ben alışverişe gidiyorum var mı eklemek istediğiniz bir şey? İste. Yok Emine sağ ol. Yani benim aklıma bir şey gelirse ben mesaj atarım sana. Oldu. Ha Emine abla dur ben seni bırakırım zaten benim de çıkmam lazım. Aa nereye? Anneciğim Simay memlekette ama beni oradan da kontrol ediyor. Bir sürü iş verdi bana. Nikah şekeri fotoğrafları bekliyor benden. Oğlum o geldiğinde beraber hallederdiniz. Öyle fotoğraftan anlaşılmaz ki o. Diyorum da dinliyor mu beni? Neyse biz istediği gibi yapalım da almasın onu bir darlık. Tamam peki. Zaten işlerimi bitireyim. Meto'ya yetişmem lazım. Turnuva yapacağız. Oyun oynayacağız. Aa. Nerede? Evde. Müsaitseniz ben de geleyim mi? Hani bayağıdır bir elim kaşınıyordu. Oyun arkadaşı arıyordum da. Olur tabii. Tamam olur. Haberleşiriz o zaman. Tamamdır. Hadi gittim ben. Paşam. Görüşürüz. Öpücük anne. Oy. Annem. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz paşam. Hı. Dikkatli. Tamam. Hadi evine görüşürüz. Uzak dur ailemden.
Meltem, ben bir şey yapmıyorum. Hani şeytan tüyü mü var nedir bilmiyorum ama hani kimle tanışsam beni çok seviyor. Özellikle bir şey yapmıyorum. Herkesin özelliklerini ve zaaflarını öğrenip ona göre davranmak dışında. Sırrımı öğrenmişsin zeki kadın. Ama bir tek sana yaranamadım Meltem. Artık aileme yardım etmene gerek kalmadı. Haluk'la boşanıyoruz. Haluk bu evden gitmeden tehlike bitmeyecek. Merak etme. Çok kısa zamanda o da olacak. Güzel. İşil Hanım. Bu mekan işlerini daha rahat konuşabilmek için ha böyle sizinle bir yemeğe mi çıksak diyorum. Ne diyorsunuz? Gerek yok İsmail Bey. Ben zaten Işıl Hanım'a bütün mekanları gösterdim. Üzerinde konuştuk. Hangi mekanların olabileceğini falan aramızda tartıştık. Sağ olsun Tuna Bey de çok yardımcı oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bu arada gerçekten. Yani size de yani teşekkür etmek istiyorum artık izin verirsen. Yani Tuna Bey de Haluk Bey de bana çok yardımcı oldular gerçekten. Ama teklifiniz için çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ben çayımı da içtiğime göre artık müsaadenizi rica edeyim. Estağfurullah, müsaade sizin. Teşekkür ederim. Ben de artık müsaadenizi rica edeyim. Yani şey yapalım, ben sizi şey yaparım yani orada. Yani peki. Dışarıda şey yapayım. Yani. Çok memnun oldum İsmail Bey. Işıl Hanım. Ben de çok memnun oldum da. Tabii. Ben de oldum ya, vallahi çok. Ya ben ne olacağım ya, ben işime gidiyorum. Şey yapalım, şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Biz şey yapalım. Mutluyuz ormanda, ormanda biz mutluyuz, mutluyuz. Yalnız ben çok merak ettim. Sufleyi nasıl buldun Tayyar Baba? Ben bu kadar ısrara dayanamayacağım. Anlatacağım, kusura bakma Ali. Anlat Tayyar Baba, anlat. Efendim, geçmiş gün Kemal Beyciğim. Evet. Bir arkadaşımız var. Amatör tiyatrocu. Adı da Osman. Ama hafıza zayıf. Efendim? Bütün repliklerini unuttuğu için para mara kazanamaz. Neyse efendim geldi bana dedi ki Tayyar Aga be. Ne var? Efendim dedi, ben dedi artık parasız pulsuzum. Karpuz satacağım dedi. Satacağım ama nasıl satacağım? Ben nasıl bağırayım dedi. Yazmaya başladı yine. Hüseyin bir dakika ya. Lafını kesme. Her zaman bana mani olur bu çocuk ya. Sen Allah devam. Peki Kemal Bey, senin de hatırını çık. Neyse efendim, karpuzları aldık. Bak dedim böyle bağıracağım. Karpuz kan kırmızı. Efendim, Kraliçe Elizabeth sarayında hep karpuz istermiş. Karpuz olmayınca nerede benim karpuzlarım? Nerede benim karpuzlarım diye bağırırmış. Osman dedi ki, bak şimdi. Ya Tayyar Aga iyi söylersin, hoş söylersin da ben bunları nasıl hatırlayacağım dedi. Ben de düşerime dedim. Efendim çıktık yola. Ben arkadan mırıldanırım, o bağırır. Ben arkadan mırıldanırım, o bağırır. Neyse efendim, bir araba karpuzu 2 saatte bitirdik. Dedi ki Osman, ah be Tayyar Aga, sen ne büyük adamsın dedi ya. Ne güzel bir teknikmiş bu. Ben olsam satamazdım dedi ya. Nereden buldun bu tekniği dedi. Ben de bu mırıltı tekniğini Süren adlı bir Fransız buldu dedi. Bu Osman tiyatrocu ya. Anladı Süren'i. Sıran o döber sıra, hepimiz biliriz ya. Osman, adı ne bunun dedi. Mırıltı dedim ya.